Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında çözüme başlayalım. Aşağıda bir ABC dik üçgenin içine kısa kenarı bir birim olan eş dikdörtgenler gösterildiği biçimde yerleştirilmiş. Arkadaşlar eş dörtgenler yerleştirildiğinde genelde böyle bir kenardan öbür kenara buldukturlar. Bak burası bir birim bir birim uzun kenar kaç yaptı arkadaşım? 2 birim yaptı. Demek ki dikdörtgenlerin kısa kenarı bir birim uzun kenarı 2 birim. Hocam 2 birim bir birim 1 bir birimleri şöyle bir yazalım. Hocam burası da bir birim. Burası da bir birim. Bu arada şuradaki uzunlukta 2, 4, 6, 8 birim. Ve şurada bir dik üçgen var arkadaşlar karşımızda. Bu dik üçgene yoğunlaşacağız. Bu dik üçgene yoğunlaşacak olursak. Hocam şuradaki uzunluk 4 oldu. Buradaki uzunluk 8 oldu. 90'ın karşı 8. Hangi açının karşı 4'tür? Pisagor'dan da yapabilirsiniz ama gerek yok. Ee, hocam 30-60-90 üçgeni. Yani burası kaç oldu? 30. 90 ise burası 60 oldu. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı da 4 köküç mü oldu? Evet. Sonra. Sonra 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 ne yapacağız? Hocam 30 90'sa. Bu arada 30 90'sa burası kaç? 60. Burası 90. Burası da 30 mu oldu? Evet. Şurası da 1. 30'un karşısı ise 30 90'ın karşısı kaç yaptı? 2. Tamam. Bir şeyler çıktı. Şurası da kaç birim arkadaşım? Orayı bir birim gibi gözüktü ama 2 birim. Şimdi ne yapacağız? Büyük üçgenden ikisine ulaşabiliriz aslında. Hiç şuraya falan yoğunlaşmaya gerek yok. Şuraya yoğunlaşacaktım ama... Büyük üçgenin kenarlarına bakacak olursak şu da bakın 30 90 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. 30 60 90 üçgeni. Toplamda 2 4 5. Burası 5 artı 4 kök 3. Ee, 60'ı karşı 5 artı 4 kök ise burası da x artı 4 değil mi arkadaşlar burası? Neye eşit olmak zorunda? 60'ı karşısındakinin köküçe bölünmüş bölünmüş haline eşit olmak zorunda. 5 artı 4 kök 3'ün e bölünmüş hali. Yani x artı 4 eşittir 5 bölü kökü 3 artı 4 kök 3 bölü 3 ayıracak olursak böyle 4 kök 3 bölü kök hocam kök gitti 4'ler de gitti x de buradan ne bulduk o zaman 5 bölü kök 3 buluruz arkadaşlar birinci soru böylelikle akçay çıktı geldik 2'ye abc ve dc dik üçgenleri santimetre cinsine cinsinden kenar uzunlukları şekil 1'de veriliyor e, bu dc üçgeni 45 derece döndürmüş arkadaşlar sen bu döndürme işini hop buradayken şöyle konuma getirdik 45 derece döndüğü yer Neresi? Şuradaki açı değil mi? Evet hemen oraya bir 45 derece yazalım. Ee, 1-7'den dolayı hocam 1-7'den dolayı Pisagor bağıntısından A'yı bulalım mı? Bulalım. A kare eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesinden 49 50. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? Kök dediğimiz nedir? 25 çarpı 2 yani 5 kök 2'ye eşittir. Arkadaşım şurası 5 kök 2 oldu. E burası 45 derece. 8 15'ten dolayı burası da kaçtır? 17 değil midir? Evet. E burası da 17 olduğuna göre 45 de varsa özel açı mantığını kullanacaksın. Çek kardeşim dikini şöyle. Dikini çizdikten sonra hop 90'ın karşısı 5 kök ise 45 45 90 üçgeninde. Hocam bunlar 5 5 çıktı. Tamamı 17 ise buraya 12 kaldı. 5 12 13 üçgeninden cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 13 çıkar. İkinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 3'e. Çekili bir de dik kenar uzunluklarıyla verilen üçgenin x açısının derece en yakın olduğu tam sayı değer 31 derece. Evet 3'e 5'lik olduğu zaman arkadaşlar en yakın değer ne oluyormuş? 3'e 5. Yani 31. 3'e 1 ne? 3'e 5 iken 31 derece. 3'ü gören 31 derece. Peki burada var mı öyle bir şey? Hocam 15 iken burası 15, 8, 15, 17'den 17'yi yazdık. Ben bu 3'e 5 üçgeni kullanmak zorundayım arkadaşlar. Burada 3'e 5'lik bir üçgen yok. Ama şurada 15'e 25 var. Hop şu dik üçgeni oluşturacak olursak arkadaşlar... 15'e 25 de aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle bunun kaç katı? 3 katı. 15'e 25 3 katında açılar değişir mi? Değişmez. Yine burası x açısı olur mu? Olur. 15'e gören x açısıdır. Yani x açısı yine burası yaptı arkadaşlar. x açısı yaklaşık neymiş arkadaşlar? 31 derece. Yaklaşık 31 derece. Aklımızda bulunsun. E hocam burası x ise z'den dolayı burası da x olur mu? Olur. Sonra ne yapmalıyız? E bunun tamamı 25'ti. 8'i buradaysa buraya ne kaldı? 17 kaldı. Aa burada bir x kenar çıktı. Hop x kenar. 17'ye 17. X ise burası da X. Y dediğimiz ne oldu? 2X oldu. E bu yaklaşık olarak 31 dereceydi. O zaman Y de yaklaşık olarak kaç derece yapmak zorunda arkadaşlar? Tabi bu yaklaşık olarak yaklaşık olarak kaç yapacaktır arkadaşlar? 62 derece yapacaktır. Evet 3. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 4'e. Aşağıdaki şekil bir eşkenar üçgenin bir kenarına iki eş kare diğer kenarda bir kare çizilerek oluşturulmuştur. Arkadaşlar eşkenar üçgen ya oran isteniliyor bizden. Aslında k k yazabiliriz ama oran istenildiği için hiç gerek yok. Şu karenin bir kenarına bir birim diyelim arkadaşlar. Şu bir eşkenar üçgen ya eşkenar üçgen olduğundan dolayı karenin bir kenarı iki birim. Ve açılarımızda kaçar derece 60'ar derece yazalım. Hocam burası da iki birim. Şurası da iki birim. Burası da iki birim yazdık. E, burası 90. Burası da 90. 90, 90, 180. E, 60 daha 240. 360'a tamamlayan açısı kaç derece yaptı? 120 derece yaptı. Karenin bu kenarı da kaç birim arkadaşlar? 2 birim. E şimdi burada bazı arkadaşlar diyecek ki hocam kosinüs teoremi yapalım. Saçınızı başınızı yolasım geliyor böyle diyenler ama neyse. Yapabilirsiniz sıkıntı yok. Ama 120 var ya burada. 120'nin özelliğini kullanacağım. Hocam ya buradaki dış açısı ama buradaki dış açıya bakacak olursak 60 iken dik çizersen 90'ın karşısı, karşısı 1 iken 30'un karşısı 1 bölü 2 ile uğraşırsın. Ya da 120'nin şuradaki uzantısındaki 60 derece önemli. E burası 60'sa hocam 60'ı kullanmak için bir dik çizsek şöyle. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. 60'ı karşısı da kök 3'tür. Pisagor kök 3 ve 2 mi yaptı? Evet x'in karesi eşittir. Kök 3'ün karesi artı 2'nin karesinden dolayı 3 artı 4'ten 7. x kare eşittir 7 ise x'i de buradan kaç bulursun? Kök 7 olarak bulursun. Evet dördüncü soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 5'e. Aşağıda birim kare zemin üzerine KL ile dik kesişen ML gösterilmiştir. ML konumu hangisinden geçer diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Aslında doğrular dik kesişiyor. Eğimden gidebiliriz. Bunun eğimi ne? Bu şey dikey bölü yatay. Yani 3 bölü 2. Hocam bunun eğimi 3 bölü 2 iken bunun eğimi de sola yatık. Yani eksi negatif olması lazım. Eksi 2 bölü 3 diyebiliriz. Yani dikey bölü yatay 2 bölü 3 olacak. Dikeyde 2 yatayda 3 birim gideceksin. Yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar bu. Şu şekilde ama daha farklı bir şekilde çözeceğim merak etmeyin. Ee, şu an oyalanıyorum. Farklı bir çözüm düşünmeye çalışıyorum daha doğrusu. Bunun da olduğunu varsayalım. 2'ye 3 gittin. Bakın burada 2'ye 3 gidecek olursan şöyle nereden geçiyor? CD arasından geçmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? 2 bölü 3. Peki başka türlü nasıl yapabiliriz arkadaşlar bunu? Hocam ben bunun nereden geçeceğini bilmiyorum. Şöyle rastgele bir parçasını çizdim. Nereden geçeceğini bilmiyorum ama. Ee, şurası kaç derece? 90 derece. Aa hocam burada şey var bakın şu çizgiye dikkat edin. Dikten dik mi çizilmiş arkadaşlar şöyle baktığınız zaman. Şurada dik var dikten de dik çizilme durumu var burada. Ne var burada? Öklit. Hocam burası 3 birim burası 2 birim. Şurada kısımda A birim olsun. 3'ün karesi eşittir 9 bölü 3'ün karesi eşittir. Nedir? 2, bölü, 2 çarpı A mıdır? Evet 2 çarpı A'dan A'yı buradan 9 bölü 2 mi bulduk? Evet. A 9 bölü 2 birim. Yani 4,5 birim yaptı arkadaşlar. Hocam 1, 2, 3, 4, buçuk. Tam olarak nereden geçiyor o zaman bu çizgi? 4 buçuk olacağından dolayı tam olarak C ile D arasından geçmek zorunda. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Geldik 6'ya. Tepe noktası A olan bir ikizkenar üçgenin hemen yukarıya şuraya çizelim arkadaşlar. Tepe noktası A olan bir ikizkenar üçgen çizelim arkadaşlar şöyle. A, B ve C'yi çizdik. D eleman BC olacak biçimde bir D noktasının AB ve AC'ye göre simetrikleri alınarak D üstü ve D ikisi noktaları elde ediliyor. Arkadaşlar rastgele bir D noktası aldım burada. D'nin AB'ye göre simetriği ve AC'ye göre simetriği alınmış. Simetriği alınca hocam burası dik ve şunlar birbirine eşit. Hocam burası dik ve şunlar da birbirine eşit. Bir tanesi D üssü bir tanesi de D2 üssü olarak söylenmiş arkadaşlar. D üssü A D2 üssü. Arkadaşlar D üssü A D2 üssünden bahsetmiş bize. Bunları çizecek olursak adam bize buradaki açıyı vermiş. Şu açının tamamını kaç vermiş arkadaşım? 132 vermiş. ABC açsın. Buluruz inşallah. Bak burada ne var? Dik tabanı keş parçaya bölmüş mü arkadaşlar? Bölmüş. Yani ne var burada? İkiz kenar. Hocam şunu şöyle çizecek olursak yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacak. Şu parçayla şu parça eşit olacak. E, aynı zamanda açı orta olacak. Hocam aynı şekilde burada da dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş mü arkadaşlar? Bölmüş. Burada da ikizkenar çıktı mı çıktı. Aynı zamanda bu da açı ortay olacak. A buraya ben A A buraya da B B dersem 2 A artı 2 B kaç arkadaşım? 2 A artı 2 B 132. E buradan A artı B kaç geldi o zaman? A artı B 66 mı geldi? Evet arkadaşlar şu açıyı 66 derece bulduk. Evet şu açı 66 derece bulduk. Bizden ABC açısı isteniyor. Alfa isteniyor. Yani şurası. ikizkenar üçgen ya bu. Tepe açısı şeydi. ikizkenar kenar üçgendi zaten bu. Öyle demişti sorunun kökünde. Yani şununla şu birbirine eşitti. E tepe açısı 66 ise o zaman alfa nedir? 180 eksi 66 bölü 2 eşit değil midir? Tepe açısı 66 olduğundan dolayı. Yoksa 2 alfa artı 66 eşittir 180 de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Alfayı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 114 bölü 2 buluruz. Yani 57 mi yapıyor arkadaşlar? Evet alfa'yı böylelikle 57 derece olarak bulduk. Cevabımız böylelikle balık kesir çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Tepe noktası A olan ABC ikizkenar üçgeni şekil 1'deki gibi AD boyunca kesilerek iki parça ayrılıyor. Parçanın biri buraya buraya gelmiş. Bu parça buraya gelmiş. Dikkat. Bu bir ikizkenar üçgen mi? Evet. X kenarlığı şöyle bir koyalım arkadaşlar. Ikizkenarda da taban açılarına AA diyelim. Hocam burası hala A mı A? Kesilmeden önceki B açısı bakın kaç derece arkadaşlar? A derece. O zaman ben bunu kesip buraya gelmişim. Bakın dikkat edin. D üstü ABD üçgeni ABD üçgeni. B köşesi yine burası. Burası da A açısı oldu mu? Oldu. Sonra ne diyelim arkadaşlar? Şuraya da bir B diyelim o zaman. A eşitleri de koyalım öncelikle. Çift çizgiye çift çizgiye. Hocam burası çift çizgi kaldı. Bu çift çizgi D'nin karşısında. O zaman bu da buraya geldi. Bak burada da bir iki kenar çıktı. B dersem. Burası B artı 5 ise burası da B artı 5 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ve şuradaki üçgende bir şey çıktı arkadaşlar. 2 ee, tane A, 2 tane B bir de 2A artı 2A artı 2B artı. Bak 2 tane A var. 2 tane B var. 2 tane de 5 var. Artı 10 eşittir. 180'den. 2A artı 2B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 170 buluruz. A artı B buradan kaç gelir? 85. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden ADC açısı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor. Arkadaşlar buraya A köşesindeki açıya B demiştim. A köşesindeki açı burada da B midir? Evet. İki iç açı bir dış açıdan. Burası da A artı B yaptı. E zaten ADC açısı isteniyor. O da yine A artı B eşit. Yani cevabımız böylelikle 85 çıktı arkadaşlar. 7 soruyu da böylelikle C han bulduk. Ve bitti mi bu test? Oo bitmiş. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda orijinal sorular bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.